Haftanın ilk gününe beklenmedik bir istifa talebi damgasını vurdu. Başbakan Kirill Petkov hükümeti olağanüstü oturuma çağırarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ısrarla savaş değil de operasyon olarak nitelendiren Savunma Bakanı Stefan Yanev'in istifasını istedi. Bulgaristan Başbakanı Kirill Petkov, hükümetini olağanüstü oturuma çağırarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ısrarla savaş değil de müdahale olarak nitelendirip toplumda tepkiye hedef olan Savunma Bakanı Stefan Yanev'in istifasını istediğini bildirdi. Petkov, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı basın açıklamasında Rusya ve Ukrayna tarafından binlerce can kaybı olurken benim hükümetimde bir bakan savaş yerine müdahale kavramını kullanamaz. Rusya bizim Avrupa Birliği ve NATO ile birlik içinde olduğumuzu bilmeli dedi. Yanev'in sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendi başına ülkenin dış ilişkilerini yönlendirmeye çalıştığını belirten Petkov şunları söyledi. Hiçbir bakan Facebook üzerinden kendi başına dış ilişkiler politika yapma girişiminde bulunamaz. Bulgaristan'ın politikası kılıç kesmez diye başını eğmek değildir. Böyle bir tavır milli çıkarlarımıza uymaz. Son bir gecede yine binlerce vatandaşımız Ukrayna'da ateş altında kaldı. Bu savaş sona ermeli. Bu yüzden Yanev'in istifasını istiyorum. Yeni bakan yarın belli olacak. Hükümeti oluşturan dörtlü koalisyon da Yanev'in istifası konusunda hemfikir olduğunu aktaran Petkov, yarın parlamentoda yapılacak olağanüstü oturumda yeni savunma bakanımız atanacak ifadesini kullandı. Petkov, hükümetin olağanüstü oturumunda Ukrayna'da 140 Bulgaristan vatandaşının acil takliyesi, Ukrayna'ya yapılacak askeri lojistik destek ve Rusya'nın nükleer savunma sisteminin hazır hale gelinmesini gündeme alacağını bildirdi. Emekli general olan Savunma Bakanı Stefan Yanev, 2022'nin başında göreve başlayan Kirill Petkov hükümeti öncesi 2021 yılının ikinci yarısında üst üste yapılan 3 genel seçim döneminde Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinin başbakanlığını yapmıştı. Yanev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısını kesinlikle bir savaş olmadığını savunarak ülkedeki kamuoyu ve siyasi çevreler tarafından eleştirilmişti. Siyasi çevreler ve toplum tarafından istifaya çağrılan Yanev, istifasının iktidar koalisyonunun dengelerini bozacağını öne sürerek Rusya yanlısı fikirlerini sosyal medyada paylaşmaya sürdürmüştü. Başbakanın istifa talebinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Savunma Bakanı Stefan Yanev, Savunma Bakanı koltuğuna her denileni yapacak birini oturtmak istiyorlar ifadelerini kullandı. Yanev şunları yazdı. Bulgaristan büyük ülkelerin oyunlarına kurban edilmemeli. Rusya, Amerika veya Avrupa yanlısı bir tutum içine girip gösteri yapmamıza gerek yok. Bulgaristan kendi ulusal çıkarlarını koruyan bir tutum belirlemeli diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Savunma Bakanı'na yönelik Başbakan'ın istifa talebinden sonra yaptığı açıklamada komşu ülkelerde askeri ihtilaf varken Savunma Bakanı'nın istifasını istemek riskli bir hareket olduğunu belirtti. Tüm sorumluluğun iktidardaki koalisyonda olduğunu vurgulayan Radev böylece söz konusu talebi onaylamadığını göstermiş oldu. İstifa talebi Savunma Bakanı Yanev'in buna cevabı Cumhurbaşkanı Radev'in eleştirel yaklaşımı tüm bunların basit tercümesi nedir sorusuna cevap ise şu: Rusya ve Batı yanlıların Bulgaristan'daki nüfuz mücadelesi sürüyor. Uzun bir geçmişe sahip bu mücadele bugün Ukrayna konusuyla kamuoyuna yansıyor. Geçmişe baktığımızda gelecekte de aynı nüfuz mücadelesinin devam edeceğini görebiliriz. Farklı olan sadece hangi tartışma konusuyla tekrar ortaya çıkacağı.